Maymun çiçeği virüsü, genellikle kemirgenler ile maymunlar arasında yayılan bir virüstür. Ancak son yıllarda insanlara da bulaşarak endişe verici bir yayılma göstermiştir. Herkese merhaba. Bugün sizlere maymun çiçeği virüsünden bahsedeceğim. Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilanı olarak bildirildi. Maymun çiçeği virüsü eskiden Güney Afrika'da bazı ülkelerde görülmüştü. Fakat son yıllarda başka kıtalara da yayılmaya başlamıştı. Covid-19 pandemisi sonrasında viral enfeksiyonlardan insanlar endişe eder hale gelmişti. Bu sebeple yeni bir virüsün insanlarda endişe yarattığı gözlemlenmekte ve sıkça gündemde tutulmaktadır. Maymun çiçeği virüsü bir DNA virüsüdür. Covid-19'daki koronavirüsü bir RNA virüsüydü ve sık mutasyona uğrardı. DNA virüsleri çok sık mutasyona uğramadıkları için bulaşıcılığı bir nebze COVID-19'a göre daha azdır. Ve varyasyonlara daha az meyilli oldukları için bulaşıcılık endeksleri daha düşük oluyor. Fakat DNA virüslerinin donanımlı olmalarından dolayı yüzeylerde daha uzun süre yaşayabiliyorlar. Maymun çiçeği virüsü bulaşısı daha çok temas yoluyla oluyor. Bu bir kemirgen hayvan aracılığıyla da olabilir, bir insandan insana bulaş şeklinde de olabilir. Kemirgen hayvanlardan özellikle bir sincap, fare veya maymundan ısırma, tırmalama yoluyla bulaşabilir. İnsandan insana bulaşı da daha çok temas yoluyla, damlacık yoluyla, öksürmek veya hapşırma yoluyla geçebilir. Temas da daha çok virüsle enfekte olan insanın direkt temasıyla oluşabiliyor. Cinsel yolla da bulaşabilir veya direktmen vücuda temas haliyle de insandan insana geçebilmektedir. Videoyu izlemeye devam ederken aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Maymun çiçeği virüslerinde belirtiler ilk kuluçka döneminden sonra 5 ila 21. günler arasında gelişebilmektedir. İlk belirtiler normal viral enfeksiyonlarda gelişen klasik semptomlar olabilmektedir. Bunlar ateş, halsizlik, kırgınlık, sırt ve kas ağrıları, kemik ağrıları şeklinde kendini gösterebilir. Daha çok bizim maymun çiçeği virüslerinde özel olan semptomlar vücuttaki lenf şişlikleri olabiliyor veya bunun yanında özellikle yüzden başlayan ve tüm vücuda yayılan su çiçeğine benzer döküntüler, içi su dolu kabarcıklar olarak kendini gösterebilmektedir. Virüsün en yaygın bulaşma yolları arasında enfekte hayvanların ısırıkları, tırmalamaları veya vücut sıvıları ile temas yer alır. İnsanlar arasında ise solunum yolu damlacıkları, enfekte yüzeyler ve yakın temas aracılığıyla bulaşabilir. Maymun çiçeği virüslerinde biz ölüm olarak daha çok ileri yaşlarda komorbiditesi olan hastaların, yani komorbidede hipertansiyonu olan, diyabeti olan kanser hastalarında ölüm bekleyebilmekteyiz. Maymun çiçeği virüslerinde ölüm %3 ile 6 arasında bildirilmektedir. Bu daha çok çocuklarda veya ileri yaş komorbiditesi olan insanlarda gelişebilmektedir. Bunu hastaların esansiyel hipertansiyon, diyabet veya bir kanser öyküsü olanlarda daha sıkça rastladığımız bir durumdur. Maymun çiçeği virüslerinden korunmak için özellikle yabani ortamlardan uzak durmak, ayrıca enfekte olabilecek insanlardan uzak durmak gerekiyor. Bunu da maske kullanarak veya el hijyenine dikkat ederek sağlayabilmekteyiz. Hasta enfekte olan insanların özellikle vücudunda gelişen kabarcıklar direkt temas olarak insana bulaşabilmektedir. Herhangi bir çarşafa veya bir havluya geçen virüs uzun süre yaşayabildiği için insanlara geçebilmektedir. Maymun çiçeği virüsü COVID-19 gibi pandemiye dönüşür mü? Dönüşmesini beklemiyoruz. Sebep olarak COVID-19 gibi varyasyona uğraması sık olan bir virüs değildir. Bir DNA virüsü olduğu için mutasyona uğrama riski daha düşüktür. Bu sebeple bir pandemi beklemiyoruz. Maymun çiçeği virüsünde şu zamana kadar etkin, sebebe yönelik bir tedavi daha bulunamamıştır. Maymun çiçeğinde en etkin koruyucu yol özellikle enfekte olduğunu düşündüğümüz insanlarla teması azaltmak, yabani ortamlara girerken dikkat etmek ve hijyen kurallarına uymaktır. Sağlıcakla kalın.